Sayın seyirciler, sektörlere el aldığımız işin sırrında şimdi emlak sektörünü konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya. Sayın Dumankaya, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Piyasaları dinledik, piyasalar siyaseti takip ediyor. Evet. İçeride gündem yoğun, siyasi gündem yoğun, elbette ekonomi siyaseti takip ediyor. Az önce AK Parti'nin meclis başkanı adayı da açıklandı. Bu süreci iş dünyası nasıl değerlendiriyor? Yeni dönemden neler bekliyor iş dünyası? Tabii biz genel olarak bakıldığında bir an önce belirsizliğin bitip hükümetin kurulmasını istiyoruz. Yani güçlü bir koalisyon hükümetin olmasını, seçim sonuçlarının halkın verdiği iradeye saygılı olunmasını ve bununla beraber de çok süratle artık hükümetin kurulmasını istiyoruz. Çünkü bu uzarsa istikrarsızın olması hem yerli tüketici hem yabancı tüketici yani bizden konut almak isteyen ve yapmak isteyen sorun çıkartabilir diye düşünüyoruz. Peki bu yeni dönemde sizce ekonomi açısından ve inşaat sektörü açısından hangi başlıklar ön planda olmalı? Ya bu yeni dönemde bakıldığında tekrardan tabii ki Türkiye'nin Avrupa Birliği normlarına devam etmesi gerekiyor. Ekonomi açısından bakıldığında işte birkaç çıkartılması gereken takım herhalde pardon kafam karıştı. Estağfurullah. Yani şimdi büyüme açısından zaten önemli bir süreç var önümüzde. Hı. Büyüme rakamları yine bekleniyor. Aynı şekilde enerjiye yönelik projeler var ve cari açık rakamları da tabii ki büyük önem arz ediyor. Tabii ki konut sektörü de ekonomik canlılığın aynı zamanda kalkınmanın sağlandığı en büyük sektörlerden biri. Bu açıdan bakacak olursak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani büyüme olduğu zaman özellikle de gayrimenkul sektörü çok daha hızlı ilerliyor. Mesela daha önceki seçimlerde 2007 yılındaki seçimlerden sonra gayrimenkul sektörü %11 büyümüş. 2011'de %5 olmuş. Son seçimde %2.2 olmuş. Aslında seçimlerden sonra devamlı ivme kat eden gayrimenkul sektörü son seçimlerden sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Biz bunun bu seçimden sonraki olan süreçte artık belirsizlik ortamıyla bitmesiyle paralel bir şekilde hızlanacağını ümit ediyoruz. Evet, şu anda son iki senedir Türkiye çok ciddi gerilimli bir safhaya girdi ve bu safhada da siyaset sertleşti. Ekonomi bundan bir takım etkilendi. Bir takım yerli ve yabancı yatırımcılar harekete geçmek için son sonuçları beklemeye başladı. Artık bu iki senedir süren bu sert şeylerin bitip artık normalleşme olursa zaten sektör ve Türk ekonomisi kendi rayında hızlı bir şekilde ivmelenip devam edeceğine inanıyoruz. Peki konut sektörüne biraz daha yakından bakalım. Şimdi en son Mayıs ayı rakamları açıklandı. Evet. 100 binden fazla konut satıldığını biliyoruz. Evet. Mayıs ayından önce de yine rekor rakamlar gelmişti. Bir önceki yıla göre artışta %19 seviyesinde. Evet. Bu son rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani zaten bizim için Mayıs ayı, Nisan ayı gerçekten çok önemli bir ay. Daha sonra da Eylül ve Ekim ayları. Mayıs aylarında o satışların olması normal. Aslında bir noktada bakıldığında da inşaat sektörü belirli noktada belirli bir stabilitede gidiyor. Çok büyük bir zikzaklar çekmiyor. Yapmadığını da görüyoruz. O açıdan bakıldığımızda yani yaz ayları ise bizim için özellikle Ramazan'la bir beraber oluştuğu zaman satışların daha düşmüş olduğu, ivmesini kaybettiği aylardır. Eylül ayında çok daha hızlanacağını düşünüyoruz ve aslında biz sektör olarak biraz kendimizi Eylül'e doğru hazırlıyoruz. Hem hükümetin kurulması, hem okulların tekrardan açılması, hem yeni bir taze bir başlangıç noktası oluşması gibi birçok farklı faktörden baktığımızda Eylül ayı bizim için iyi bir ay olacağını ümit ediyoruz. Yazı biraz kaybedilmiş bir süreç gibi de görebiliriz. Peki tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir yine rekor gelmişti konut sektöründe. Evet. Yine Eylül'le birlikte bir rekor gelir mi, ne dersiniz? Yani beklentiler o kadar büyük mü? Ertelenen tüketim devreye girerse eğer dövizdeki bu hareket bittiği artık insanlarda oluşursa eğer faizin artmayacağı duygusu veya artmamış olursa eğer birçok farklı faktörle ve de işte güçlü bir koalisyon kurulursa eğer Türkiye'nin geleceğine insanlar daha uzun vadeli bakabilirlerse eğer biz olacağına inanıyoruz ve bu bizim için en olabileceğine inandığımız senaryo bu. Zaten biz bu senaryoya göre hareket ediyoruz. Peki faizler dediniz, özellikle seçim belirsizliğini bazı bankalar fırsat bildi. %0.97'ler, 0.86'ları konuşurken birden %1.50'lere kadar konut kredisi faizlerinin yükseldiğini gördük. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Bu artışlar geçici mi?
Ya o genel anlamda bütün bankacılık sektörü, finansal sektör arasında oluşan bir şey değil. Birkaç tane tek tük bakılıyor. O da herhalde zannederim oraya yönetilen kurumların stratejisi gereği, yani o an konut kredisi kullandırmak istememeleri veya likiditeyi farklı noktada kullanmak stratejileri gereği olduğunu inanıyorum. Çünkü bizim tahmin ettiğimiz şekilde de artmadı daha henüz. 1.15'lere kadar çıktı. Hala 0.95'lere devam edenler var. Yani 1.50 pek yok. Yani 1.50 şu demek. Yani gelme benim yanıma. Benden konut kredisi alma. Şu an bunu kullandırmak istemiyorum demek. O yani o bankaların kendi tercihi, ama genel anlamda o tarz bir şey yok. Çünkü insanlar farklı alternatifler varken öbür taraftan gidip de almazlar. Yani o fırsatçılık olarak pek ben düşünmüyorum. Yani firma bankaların kendi stratejiye gereği olduğunu düşünüyorum. Peki yılın ikinci yarısında sizce konut fiyatlarında bir artış söz konusu olacak mı, ya da sizler bir artış yapacak mısınız? Aslında şimdi beklenti var, satışlar artacak dediniz. Konut satışlarının aslında normalde olması gerekiyor. Yani dövizin maliyetinin artması ve bunun da sanayi tarafından da yavaş yavaş bizim maliyetlerimize giydirilmesi noktası bakıldığında aslında fiyatların artması gerekir, ama piyasanın terbiye ediciliği, piyasanın getirdiği şartlar dolayısıyla arttıramıyoruz. Ve bundan sonrasında da çok yavaş yavaş arttırılacağını ben öngörüyorum. Yani eskisi gibi, yani şu anda biz satıcı pazarı koşullarında değiliz. Yani satıcının fiyatı hükmettiği koşullarda değiliz. Alıcı pazarı koşullarındayız. Alıcı pazarı koşullarında da siz istediğiniz gibi fiyatları arttıramazsınız. Kar marjınız azalması pahasına devam edersiniz. Hatta birazcık kısa bir talep olsa bile, ki Eylül ayı ile beraber bekliyoruz, ona rağmen de artacağını tahmin etmiyorum, ama azar azar, hafif hafif arttırılması gerekiyor. Yani bu bir şekilde, dramatik bir şekilde bir yükseliş gibi olmaz. Hafif hafif, yedire yedire olması gerekiyor. Çünkü gerçekten kar marjlarını düşüren bir durum gibi gözüküyor. Peki bu arada tabii ki fiyatların üzerinde yabancıya satışın da etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi evet. Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan yabancı sayısına bakacak olursak 137 bin kişiye ulaştı Mayıs ayında. Rakamları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu alımlar daha da artar mı? Ve yabancının sizce fiyat üzerindeki etkisini nasıl okumak gerekir? Yabancı gerçekten özellikle bu mütekabiliyet kanunun çıkmasıyla beraber ciddi anlamda arttı. Ben şimdi kendi rakamlarımızla söylediğimizde ilk zamanda mütekabiliyetten önce satışlar içerisindeki payı %3'tü ve hiç dikkate alınmayacak bir rakamdı. Hatta bizim sistemimiz, organizasyonun içinde de çok büyük bir payı yoktu. Yani yabancıya hizmet etmek, ona satmak, pazarlama faaliyetleri yapmak gibi. Ama bu daha sonra gerçekten beni de çok şaşırtacak şekilde önce satışlar içindeki payı %10'a, sonra %17'ye, sonra %25'e, şu anda da %35'e çıktı. Yani bu şu demek, aslında gayrimenkul sektörünü, özellikle markalı konut üreticileri açısından bakıldığında, yabancılar bir noktada ayakta tutuyor. Yani yerliden kaybettiği veya istikrarsızlık ortamında yerlinin geride veya rekabetten oluşan noktadaki olan şey, ikame eden yabancılar. Ve yabancılar bizim için çok çok önemli. Bununla ilgili zaten sektör sistemlerin organizasyonunu değiştirmeye başladı. Fuarlarda kendini göstermeye başladı. Ve Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a, özellikle İstanbul çevresine ilgi arttı. Geçmişte Akdeniz ve Ege tarafında yazlıkçılar için yapılan, ikinci evler için yapılan ve Avrupa'dan gelen, Avrupalı tüketicilerden gelen talep şu anda Körfez ülkeleri ve Rusya ve bizim etrafımızdaki yakın coğrafyalar olarak şekillenmeye başladı. Bu aslında insanların Türkiye'ye, İstanbul'a güvenmesini, aslında Türk ekonomisinin istikrarına güvenmesi, Türk demokrasisine inanmaları gibi birçok farklı faktörü ve aynı zamanda da bizim onlarla kültürel yakınlığımız, coğrafyamızın güzelliği, birçok farklı faktörün devreye girmesiyle beraber bu yukarı doğru çıkıyor. Ve ben daha da çıkabileceğini bu sonuçlarla beraber görüyorum. Çünkü hala doymamış bir pazar olarak gözüküyor. Özellikle de İspanya ile veyahut da Londra ile birçok farklı ülkelerle kıyasladığımızda daha gayrimenkul sektörüne yabancıların girişi olacak ve bu tabii ki fiyat artışlarını daha sonraki dönemde arttırabilir. Çünkü sadece yerli yok, bir de yabancı giriyor. Belli, arz belli. Bu arza daha fazla talep olursa bu fiyatı arttırır. Peki şimdi İstanbul yine hem yabancıya hem de yerli alıcıya en çok konutun satıldığı il oldu. Evet. Peki İstanbul'da öne çıkan yeni güzergahlar var mı? İstanbul'da yani tabii ki şehrin gelişme aksları, şehirde yeni yapılacak olan yatırımlar açısından bakıldığında, şimdi 3. Havalimanı'nın olduğu taraflar, Kanal İstanbul'un olduğu taraflar, şimdi
yeni Gebze Muallimköy'de yapılan köprünün etrafında ve Yalova'yla beraber olan taraflar. Yani yatırım neredeyse o taraflarda oluşuyor. Tabii ki bir de aynı anda metronun geçtiği hatlar güzergah açısından bakın oralar daha değerleniyor. Bir yandan da kentsel dönüşümün olduğu ve şehrin içerisinde bir çöküntü alanı gibi duran ve şu anda tekrardan hayal kalkınmaya çalışan bölgeler değerlenecek. Yani İstanbul'un özellikle içi zaten her zaman değerli. Çok çok daha değerli olacak. Yani okula, hastaneye, şehrin merkezine nereler yakınsa orası daha da değerlenecektir. Yani İstanbul değerlendiği kadar değerlenecektir. Evet. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler, işin sırrını burada sonlandırıyoruz. Z raporu ile tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, dek hoşça kalın. We'll be right back.